Aç bakalım ağzını anneciğim. Aferin sana. Oh! Elma mı yiyorsun sen? Çok özledim seni. Oh! Mis kokulum banyosunda yapmış. Oh! Kıskanma, seni de çok özledim. Oh! Burada kıskanacak biri daha var. Seni de çok özledim. Seni de. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk bir tanem. Aşka anlam veremeyen ben, şimdi acısına mahkum oldum. Aşkıyla için için yandığım adam, gözlerimdeki feri yok etti. Işıkları tümden söndürdü. Beni de, kendini de, geleceğimizi de bir karanlığa kapattı. Bir gün bu delikten çıksam bile, onun karanlığından kurtulamayacağımı biliyorum. Aşkın gücü affetmeye yetse bile, unutmaya yetmeyecek. Biliyorum. Boynundaki iğne izi var ya, araya adam soktum. Cezaevine girdiğinde verdiğin tahlillerden kan örneği aldırdım. Sonuçların çıkmasını bekliyorum. Çok büyük ihtimalle birileri seni ilaçla uyuttu. Bak sana söyledim işte. Bana kumpas kurdular Feris. Ama sen bana inandın ya. En önemlisi o, biliyor musun? Hiç önemli değil. Yeter ki sen bana inan. Sadece sen. Haklısın, inanıyorum sana. Senin inanman benim için önemliydi. İnanıyorum. Sen katil değilsin Ayşe. Sadece yalancısın. Katil olmadığın için buradan çıkman adına ne gerekiyorsa yapacağım. Elimden geleni ardıma koymayacağım, merak etme. Ama bana söylediğin yalanları aklayacak ne bir avukat var, ne de bir mahkeme. Neyse. Tahlil sonuçları çıkınca detayları konuşuruz. Tamam mı? İstemiyorum Feris. Ne doktorların tahlilini istiyorum, ne de senin yardımını istiyorum. Senin avukatlığına ihtiyacım yok benim. Şimdi git buradan. Bir daha seni görmek istemiyorum. Git dedim. Git lütfen.
Ne aşk affetti ihaneti, ne de söndü geride kalanların intikam ateşi. Ve tutsaydı eğer sevdalılar verdiği tüm sözleri, dönmeseler diğer yoldan, aşk efendimiz olur, hükmü alırdı dünyada. Kalpte bir yarasın sen, nasıl kanada bilsen. Dursa dünya, dönse devran, bu günahı silmen. Seni bir acısı söndürür olmaz intikam ateşimden. Kaçsan olmaz, döndüren olmaz ihaneti peşinden. Sancakzade senin. Özbeöz baban. Çok seviyorum seni. Ben de seni. Bu ev, dışarıdaki lüks araba, senin üzerindeki tezek kokusunu bastıramaz Yaman. Uyandırdın mı? Hayır. Dün gece iyi değildin. Bir şey demeden çekip gittin. Aklın sende kaldı Yaman. Kötü bir şey mi oldu? Sen neredesin şu anda? Ben evden dışarı attım kendimi. İşlerim vardı. Ama bak konuşmak istersen, anlatmak istersen gelirim. Hatta bak şu an en sevdiğim fırının önünden geçiyorum. Katmer alayım mı? Sıcak sıcak yeriz. Yanına eritme peyniri. Bir de çay demlerim sana. Yalan söylemeyi de beceremiyorsun ya. Burada olduğunu biliyorum. Kızdın mı? Hayatı daha kendisi de yalan olan bir adam için senin bu söylediğin çok masumca bir yalan. Biliyor musun? Doğrularla kaybetmek, yalanlarla kazanmaktan daha az acı veriyor insana. Sen beni boş ver Betül ya. Ben saçma sapan bir adamım ya. Kim olduğunu bilmeyen, kendini arayan bir adamdan sana hayır gelmez. Bırak beni artık. Boş ver. Thank you.
Gel Betül, gel. Madem illaki ben acı çekeceğim, acıyla besleniyorum diyorsun, gel bakalım. Geç otur yani. Hakikat bazen canı acıtır yeğen. Her şeye kırıp dökmek istersin. Ama kırıp dökmek çare değil ki. Parçalara böler hayat seni. Bak, bu çerçevede kibe görüyor musun? Ve her bir parçan ayrı acıdır içine. Yaman öldü Bahtiyar amca. Parçalara ayrıldı. Göçüp gitti bu dünyadan. Ben bugün yeniden doğdum. Merdivenin ilk basamağı kolaydır. Aslında son basamağı da kolaydır. Yani doğum ve ölüm kolaydır. Mühim olan insan kalabilmek şu hayatta. Hadi kalk. Toparla kendini. Bak, babanı öğrendin. Ama bitmedi. Şimdi sıra ananda. Afiyet olsun Adnan Bey'im. Siz yeter ki yiyin. Ben her zaman yaparım. Teşekkür ederim Kezban ama biliyorsun sevmiyorum ben böyle şeyleri. Yapmayın lütfen. Adnan çocuk gibisin. İyileşinceye kadar bunları yiyeceksin. Babacığım siz yeter ki iyileşin. Ben size ne katmerler içerim, ne künefeler yaparım. Doktorun dediğini duydunuz. Yağlı, tuzlu yemekler, hamur işi, tatlı yasak. Evet, biliyorum, duyduk. Alev Hanım, ben de yardım edeyim size. Heh, baba, şöyle. Sinan, ben tekrar gelirim. Tamam, peki. Sinancığım, sen ne yapıyorsun ya? Sen niye hemşirenin işine karışıyorsun? Ya öyle karışmak gibi değil. Ben yani yardımcı olmak maksadıyla. Tamam, maksadımızı aşmayalım. Lütfen yanında dur, tamam mı? Tamam, Çakır Gözlüm. Bundan sonra sen ne dersen o, tamam. Biz çıkalım da sen biraz dinlen. İyi istirahatler babacığım. Teşekkürler annem anneciğim. Söyle anne, buyur. Nerede bu Ferit? Babası hastaneden çıktı. Ne arıyor ne soruyor. Merak da mı etmiyor? Sen görüşüyor musun Ferit'le? Anne yapma ya. O da zor günler geçiriyor. İdare et biraz evlat hatırı için. Evlat hatır dedik, o kızı evimize kabul ettik. Ama ailece düştüğümüz duruma bak. Sancakzadelerin gelini cinayetle yargılanıyor. Ya en olmadık insan arayıp soruyor. Gelininiz hapse girmiş, ne oldu diye. Hayırdır diye. Annem haklısın hanım. Vallahi millete ne diyeceğimizi şaşırdık. Leman gülüm ya, bari sen yapma ya. Yangına körükle, tövbe yarabbi. Bak anne. Ben konuştum Ferit'le, tamam mı? Kulağını çektim. Bundan sonra o taraflarda bezi olmaz Ferit. Bak Sinan. Ben tükürdüğümü yalamam. O kız bu konaktan içeri girmeyecek dediysem girmeyecek. O kadar. Zaten iki gündür tanıdığı kızla olacağı neydi? Buydu işte. Sakın. Sakın o kızın Ferit'i kandırmasına izin verme. Eğer bu konuda bir desteğini duyarsam... Yok artık ya. Ne desteği, ortada destek olunacak bir durum yok. Beni bile kandırdı ya. Ne hali varsa görsün. Bu arada ikinize de söylüyorum. Şu kızınıza çeki düzen verin.
Ayşe'yi görmek için mahkemeye kadar gitmiştim. Cahillik edip onunla görüşmesin. Dur sen de dur. Nereye? Kızdan mı çıkaracaksın acısını? Bırak. Aldım Ferit Bey, otopsi raporları. Bakalım. Ben de baktım. Raporlar Ayşe Hanım'ı suçlu gösteriyor. Maalesef. Sen burada bekle, ben gidip şu doktorla bir konuşayım. Yok Ferit Bey, ben sordum. Tayini çıkmış. Tayini mi çıkmış? Allah Allah, ne tayiniymiş ya bu böyle durup dururken? Gel gidelim şu herifin yerini yurdunu öğrenelim, elimizden kaçmasın. Böyle kukuma kuşu gibi düşüneceksin mi? Niye yalnız kalmak istiyorum Naciye abla? Kız senin rezidansın mı buraya yalnız kalacaksın? Ki lafın belini kıracağız. Sen anlatacaksın, ben dinleyeceğim. Ben anlatacağım, sen dinleyeceksin. Böyle böyle zaman geçecek. Gerçekten konuşacak hiç halim yok. Peki. Madem halin yok, o zaman küveti bol köpüklü bir banyo mu yapsan? Ha? Ne dersin? Su soğuk mu geldi tatlım? Sancakzadelerin konağı değil burası. Gel buraya. Ay İhsan, biz yarına kadar nasıl bekleyeceğiz? Ben zeytini alabileceğimize hala inanamıyorum. Biz şimdi onun resmen koruyucu ailesi oluyoruz değil mi? Ay benim hemen alışverişe çıkıp çocuğa kılık kıyafet bir şeyler almam lazım. Ay çok işimiz var, çok. İhsan, burada mısın? Sen mutlu değil misin yoksa? Mutluyum hayatım ya. Mutlu olmaz olur mu? Ha işte işler güçler falan diyorsun. Ben bugün bir ara Ayşe'yi uğramak istiyorum. Bizim Akif'i aradım, özel izin ayarladım. Sonradan söylemedi deme. Medya, ya biliyorum senin o merhametli kalbin durmayacak ama Ayşe suçunu itiraf etmiş. Ne bileyim yani, Azade görüştüğünü duyarsa. Ay Allah aşkına İhsan ya. Azade ateş olsa cürmü kadar yer yakar ya. Ayrıca ben ona inanıyorum. Kim ne derse desin. Ayşe masum. İçsene kahveni Hüseyin, soğutuyorsun. Tamam. Merhaba. Merhaba kızım. Merhaba kızım. Ayşe suçunu itiraf etmiş. Sen biliyor muydun? Ben nereden bileyim kızım ya? Ama teslim olmakla iyi etmiş. Hakkında hayırlısı. Ayşe yani katil. Bahay'ı gerçekten Ayşe öldürdü yani. Ama uzattın sen daha. Ayşe ben öldürdüm diyorsa öldürmüştür ya. Başka kim öldürecek o garibanı? Ben. Ben öldürmüş olabilirim mesela. Ne biçim konuşuyorsun kızım sen? Ay şaka yaptım, sakin ol. Allah Allah. Çok ilginç değil mi ya? Ayşe gibi sakin, sümsük bir kızın gidip katil olması bir yandan, elini kana bulaması falan.
Ayrıca bir insanı çat diye öldürmek çok kolay bir şey değil. Bazı insanların yapabileceği şeyler bunlar. Bazıları için kolaydır. Neyse, ben en iyisi bu konuyu doktorumla konuşayım. İyi günler. Ya madem gidiyorsa böyle delilerin niye konuşuyor Allah aşkına ya? Gidiyor Hüseyin, gidiyor. Hayır, bir faydası olmuyorsa boşuna para vermeyelim yani. Her şey bitti. Psikoloğun parası mı kaldı? Bana bak Hüseyin. Yoksa bilmediğimiz başka şeyler de mi var ha? Gidiyor işte. Yavaş yavaş düzelecek. Biraz zaman ister. Zaten o gitmezse ben gideceğim psikiyatriste artık. Oldu. Kızı gönderelim. Sen de git. Ya ben de gideyim. Ya da biz evi tımarhaneye çevirelim, olsun bitsin. Nasıl bir ev oldu ya? Oğlun geldi annem. Başını okşayamadığın, sütünü emziremediğin, gözünün yaşını silemediğin, kazak bile öremediğin Yaman'ın geldi. Bağrına basamadığın Yaman'ın. Kısmetsiz annem. Hey kadındı anam. Hem yüreği güzeldi hem de kendisi. Keşke bahtı da güzel olaydı. Yanlış adama gönül verince öylece ziyan oldu, gitti zavallı. Ne yaptı o adam anneme? Karnında bebeğiyle bırakıp gitti mi? Mazade çok aşıktı adama. Zaten bir seçim yapmak zorundaydı. Ya Azade'nin gücüne, soyadına evet diyecekti ya da Feraye'ye. Adnan hırslı adamdı da. O itibarı parayı seçti. Ananı da bırakmadı. İki kadını da idare etti. Ama hocaladı da yalan değil. Ama sonunda vicdan azabı çekse neye yarar ki? Sonrası malum. Beni çiftliğe Adnan mı getirdi? Feraye ölünce Adnan seni yetimhaneye bırakmaya kalktı. Müsaade etmedim, izin vermedim. Tam o ara Seyis'in karısının bebeği ölü doğdu. Seni onlara verdik. Allah'ın razı olsun. Sana çok iyi baktı. Seni bağrına bastı. Ağzında sıkı tuttu. Kimseye bir şey demedi. Sen daha o zaman küçücüktün. Seyis'e alıştın. Artık onun oğlu oldun. O kadın da öylece öldü gitti. Ben o adamın öz oğluydum ya. Öz oğlu öz. Kendi kanından. Nasıl vicdan el verdi benim diğer evlatlarından ayırmaya? Ya bir insanın hiç mi yüreği sızlamaz, hiç mi vicdanı sızlamaz ya? Hiç mi burnunun direği sızlamaz bir insanın ya? Sızlamaz mı yeğenim? Sızlamıştır. Aslında baban da sana çok iyi baktı ama... Bak bana o adam baban deyip durma. O adam benim babam falan değil. O adam benim babam olamaz, anladın mı beni? Baban yeğenim. Sen kabul etsen de etmesen de o senin kanın. Ben bu saatten sonra o adama ne baba derim, ne de evlatlık yaparım. Ya ben yıllarca kendimi Seyis'in oğlu olarak bildim ya. O evlatlarıyla konaklarda mutlu mesut yaşarken ben hayvan pisliği temizledim. O ne yaptı? Elin evladının başını okşar gibi geldi, benim başımı okşadı. Öz babamsın lan sen benim. Sen ya benim öz babamsın ya. Ya bir insan bunu nasıl yapar ya? Ya evlada sadaka hayır geçer mi? Ha? Ağzıma yıllarca bal sürmüş, kendi vicdanını temizlemiş herif meğer. Ama ben sana bunun hesabını soracağım Adnan Sancakzade. Ben sana bunun hesabını soracağım. Sen o adamın yıllarca dostu değil miydin? Sen şimdi ne yapmaya çalışıyorsun? Bana bunları niye anlatıyorsun sen? Yıllarca zalim bir adamı korumuşsun sen ya. Zalimler kolay ölmemeli yeğenim. Yoksa ölüm kurtuluş olur onlar için.
çıkaralım. Kusura bakma, ben gelemem. Sen bilirsin. Yavaş, yavaş Adnan. Dikkat et. Ya teşekkür ederim Azade de. Ben artık iyiyim. Kendim yürüyebilirim. Hiç belli olmaz. Başın falan döner. Feriz'i görmüyorum. Ayşe meselesinden sonra biraz dağıldı galiba çocuk, değil mi? Hepimiz dağıldık Adnan. O kız yüzünden oğlumuzu kaybediyorduk. Hepimiz dağıldık. Gerçekten Ayşe bu Baha denen çocuğu öldürmüş mü? Evet. Suçunu itiraf etti. İnanamıyorum böyle bir şeye. Geçen gün Bahtiyar'la gelen adam kimdi Adnan? Eski bir dost. Sevdiğim, güvendiğim eski bir dost. Gel. Gel. Geç şöyle. Sağ ol. Bak, bunlar da benim anamla babam. Yıllarca rüyalarıma girdiler. Her gece inlemeler kulaklarımdaydı. Niye biliyor musun? He? Birileri bunlara çok çile çektirdi, çok. Çok zulüm gördü zavallılar. Kim o birileri biliyor musun? He? Sancakzadeler. Kalk be, kalk. Bahtiyar, gel oğlum. Rıza, Sinan Sancakzade mi gönderdi seni buraya? Güzel güzel sat dede sana araziyi. Ne yoruyorsun? Ha? Onca işi var, gücü var. Seninle mi uğraşacak lan adam? Ha? Senin de evlatların var Rıza. Adnan'ın var. İhsan'ın var, daha bebe. Onu senin yanına bırakmam. Yapma! Bırak ya! Sülüyo! Bırak! Bırak lan! Toprağa hükmeden söz kanundu o zamanlar. Babam çok direndi. Satmadı malı mülkü. Defa hırgür çıkardılar. Adnan o zaman Sancakzade değildi. Ha? Senin ona derdin ne peki? Esas çıbanın başı Adnan'ın babası, yeğenim. Onların tetikçisiydi. Babamı vuran da o. Anama da rahat vermedi sonra. Ağrından ölüp gitti zavallı. Sen madem bu kadar öfkelisin, niye hala onların gölgesindesin Bahtiyar abi? Neyi bekliyorsun? Seni bekledim. Seni bekledim yeğenim. Sen büyümeni bekledim bunca zamandır. Sen benim büyümemi niye bekledin ben anlamadım. Adnan'ın da Azade'nin de anası babası yok artık. Onların nasıl öldüklerini bilmiyor ki. Bilmedi zaten. Ama şunu bil. Onların yaptıklarını yanına bırakmadım. Şimdi son bir meselem kaldı. Vurdukları saltanatı başlarına yıkmak. Onların ellerindekini, avuçlarındakini alıp Sancakzadelerin kökünü kurutmak. Ayşe Hanım söylediklerimi harfiyen yerine getirdi. Suç üstlendi ve böylece siz de rahata çıkmış oldunuz. Çok sağ olasın.
Sana çok şey borçluyuz. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. Bak mobiler için bunu tasarladım. Ne yapıyorsun? Bütün neden cevap vermiyorsun? İstifa ediyorum Hande. Gidiyorum, görmüyor musun? Nereye? Kendi kararlarımı kendimin verdiği bir yere. Neresiymiş orası, pardon? Şimdilik ben de bilmiyorum. Ama artık seninle daha fazla çalışmak istemiyorum. Artık evden serbest mi çalışırım, ofisimi tutarım bakacağız. Betül. Saçmalama, nereden çıktım şimdi? Artık sana bağlı olmak, seninle aynı odada daha fazla durmak istemiyorum. Hande var oldu. Öyle mi? En zor günlerinde sana destek olan, her şeyini paylaştığın arkadaşını böyle terk ediyorsun. Hande, ben en zor günlerimi, gecelerimi hep tek başıma geçirdim Hande. Ama sen ne zaman istersen, başın belaya girerse ben sana hep koştum. O kadar koştum ki yoruldum Hande. Yoruldum. Ben arkadaşlık bunu gerektirir zannediyordum. Sen mi arkadaşlıktan bahsediyorsun? Sen arkadaşlıktan, dostluktan ne anlarsın be? Sen sadece kendini düşünen bencil birisin. Ve ben senin bu bencilliklerinden sıkıldım artık. Evet. Haklısın. Son tasarımım sana işkence koltuğu olmuştu. Bir de Avrupa'dan ödül alınca tabii. Hiç komik değil. Hoşça kal Hande. Sen kalmıştın, sen de terk et beni. En zor günlerimde hepinizi yalnız bırakın beni. Şuna bakın Allah aşkına. Eski fiyatı duruyor, üstüne yeni etiket basmışlar. Çok vicdansız adamlar. Ne yapacağız böyle beyefendi? Allah, haklısınız beyefendi. O kadar çok vicdansız insan var ki, inanın sahte otopsi raporu bile düzenleyen doktorlar varmış, biliyor musunuz? Dur bakalım, nereye gidiyorsun doktor bey ya? Kal da şurada iki dakika konuşalım. Ferit Sancakzade ben, avukatım. Baha'nın öldürülmesinde kayıtlara geçmediğim bir şey varsa bizzat senden duymak için geldim. Baha mı? Baha Yalçın, silahla öldürülen, senin de otopsisinde adli tabiplik yaptığın adam. Anladım. Ben gördüğüm bulguların hepsini raporumda eksiksiz yazdım. Madem raporunda her şeyi eksiksiz yazdın, o zaman niye böyle kaçar gibi tayinini istedin doktor bey? Ben kimseden kaçmıyorum. Niye tayin istediğimi de size söylemek zorunda değilim. Birileri seni bir şeye zorlamadı yani. Bakın beyefendi, vaka çok açık. Her şey ortada. Öldüren kişinin parmak izi, parmağından alınan barut örneği silahla uyuşuyor. Saklanacak bir şey yok yani. Nasıl yok ya? Bu adam öldürülmeden birkaç gün önce darp edilip diri diri toprağa gömüldü. Ben çıkardım onu toprağın altından ellerimle, ben. Adam ölümden döndü. Ama senin dış muayene raporun mermiler dışında tertemiz. Yahu sen nasıl tabipsin de bunu gözden kaçırırsın? Ya böyle boncuk boncuk tellersin işte doktor bey. Bana bak doktor. Seni son kez yoruyorum. Gel yakma başını.
sakladığın bir şey varsa anlat bana. Bak kardeşim, beni meşgul ediyorsun. İstiyorsan git, yeniden otopsi yaptır. Benim raporum belli. Katil adamı pusuya düşürmüş, uzaktan sıkmış. Yaralanıp düşmüş. Sonra yanına gidip iki el ateş etmiş. Olay bu. Oldu mu Kenan? İyi günler. İyi günler. Ne yaptınız Ferit Bey? Konuşturdunuz mu doktoru? Konuşmadı ama ağzından bir şey kaçırdı. Şu raporu çıkarsana. Bak burada ne yazıyor? Üç el yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldü. Az önce bana ne dedi biliyor musun içeride? İlk kurşun uzaktan sıkıldı dedi. Ayşe Hanım bu işin neresinde? Niye onu suça atmaya çalışıyorlar Ferit Bey? Bilmiyorum Ender. Bilmiyorum. Ama araştırıp bulacağım. Belki de Bahan'ın öldürdüğü çocuğun ailesi olabilir. Kim bilir? Ayşe'yi de bayılttıkları için kızcağız hiçbir şey hatırlamıyor. Neyse. Bizim yeni bir balistik incelemeye ihtiyacımız var. Özellikle de yara balistiği ve mesafe üzerine yoğunlaşmamız lazım. Önce şu raporun gerçeğini bir çıkartalım. Diğer meseleyi de araştıracağım. Al. Bu adam Feris'i dağ başında öldürecekken Hande bulup getirdi. Adam kızıma musallat oldu. Ben kimseye kızımı musallat ettirmem kardeşim ya. Şimdi sen bana teşekkür etmen gerekirken bir de bunu söylüyorsun bana ya. Hamza, ya hisselerden değil mi kardeşim? İstediğime satarım, istediğime satmam. Buranın genel müdürü Yaman Bey değil mi? Çağır gelsin Yaman Bey. Hüseyin Bey, ek sözleşmede kısıtlayıcı hüküm var. Yaman Bey'in burada olması bir şey değiştirmez ki. Ne ek sözleşmesi kardeşim? Nereden çıktı bu? Kim yazmış, kim imzalamış ya? Bakın, ek sözleşme yapılmış geçen hafta. Vekiliniz Hande Varoğlu, yani kızınız imza atmış. Lan var ya, ketenpereye getirdiniz lan beni. Adnan Bey. Hem ortaklığı bitirmek istiyorsun hem de size senetlerime göz koymuşsun. Ya bırak, bırak Allah aşkına ya. Biz sen iyi olasın diye dua ediyoruz. Sen hastane yatağında bize tuzak kuruyorsun ya. Ayıptır kardeşim ya. Ayıp. Hayırdır Hüseyin abi, ne oluyor? Ne hayırdır ya, ne hayırdır ya? Tövbe yarabbi ya. Hadi, gidiyoruz. Nereye? Sancakzadelerin olmadığı bir yere. Burada işimiz bitti, hadi. Ha, komple gidiyoruz yani. Baba saçmalama ya. Ne diyorsun yani? Ben burada çalışıyorum, işimi de seviyorum. Hande! Gidiyoruz, kalk. Ya bıraksana kolumu. Ne yapıyorsun sen ya? Sebebini anlamadan şuradan şuraya adım atmam ben. Sen ne işler karıştırdın ya? Ha? Bak hırsımı senden çıkarmayayım ha. Kapa çeneni. Ben konuşursam altından kalkamazsın. Ben konuşursam? Sen ne yapacaksın acaba? Hadi babacığım. Aç şu telefonu Ferit ya, hadi. Ferit, konuşmamız lazım. Çok önemli. Seni ilgilendiriyor. Lütfen açar mısın telefonunu? Naciye korkmaz. Ziyaretçin var.
Al bakalım. Bugün koğuşun temizliği sende. Hadi kalk. Hadi kalk. Heh, temizle şuraları. Hadi lan hadi. Uşağın değilim ben senin. Düzgün konuş benimle. Dünkü bak. Sen kimsin lan? Çakma sancak zaten. Temizle lan şuraları. Bulaşma bana yoksa... Yoksa ne? Hay, çok korktum. Sana şöyle azıcık bulaşsam mı olur? Ha? Kızım bas yere. Azıcık bozayım mı bir yakanı? Azıcık keseyim şöyle ha? Ne dersin? Şöyle bak. Gülme. Gülme. Gülme lan. Gülme lan. Ne gülüyorsun oğlum? Ayşe Sancakzade. Bozayım mı lan bu yakanı? Bozayım mı lan? Gülme. Gülme. Gülme lan. Ayşe Sancakzade. Ziyaretçin var. Geliyorum. Soruşturma devam ediyor Ferit Bey. Avukatı olmadığını sanın dosyasını ne mahkeme kalemi size gösterir ne de biz. Ben söyledim Ferit sana. Sen vekalet almadan olmaz biliyorsun. Biliyorum Caner'im, biliyorum. Mecbur kalmasam gelmezdim. Sen de bunu biliyorsun. Kusura bakmayın. Ben vekaleti alayım, öyle geleyim. Hadi Ali komiserim, teşekkür ederim. Rica ederim. Caner'im, teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Lazım. Çok önemli. Seni ilgilendiriyor. Medya abla. Ayşe'cim. Dokunmak yasak. Canım benim. Nasılsın? İyiyim ben. İyiyim. Canım benim. Seni çok merak ediyorum. Aklım sende. Bir şeye ihtiyacın var mı? Bak sana temiz çamaşır, kıyafet falan getirdim. Verirler. Zahmet etmeseydin. Keşke teşekkür ederim. Canım benim. Zahmet olur mu? O ne demek öyle? Keşke elimden daha fazlası gelse. Keşke seni buradan çıkarabilsem. Sana sarılabilsem. O da olacak Begüm. Merak etme. İnşallah. Affedersin, ben seni böyle görünce birden kendim tutamadım. Ben gerçekten iyiyim Medya abla. Bak burada Azade Hanım'ın komutları da yok. O yüzden kafam da rahat. İyiyim. Yediğim önümde, yemediğim arkamda, keyfim yerinde yani merak etme. Canım benim. Bu yaşama azmi hiç bitmesin inşallah. Ferit geldi mi? Geldi. Gerçekten mi? Avukatım olmak istedi. Aa çok sevindim. Aferin Ferit. Ama ben olsun istemiyorum Vedia abla. Aa neden güzelim? Hem kocan Ferit inanmadı birini savunarak hem kendine hem de mesleğine ihanet etmesin. Gerek yok. Seni çok özlemişim ama. Ben de seni. Senin benim. Anne hoş geldin. Evet seni dinliyorum. Nedir bu kadar önemli olan mesele? Söyleyeceklerim Ayşe ile ilgili. Tabii seni de ilgilendiriyor.
Burada da gücün yeten yetene değil mi? Bileğin güçlü olacak. Öfken güçlü olacak. Dişin tırnağın keskin olacak değil mi? Sizi bu deliye sokanların düzenini uyguluyorsunuz burada. Ablacığım sen söyle. Hangi kader mahkum etti seni buraya? Nasıl düştün bu deliye söyle. Ben söyleyeyim mi sana? Birileri dışarıda seni yarım bıraktı değil mi? Senin analığını, kadınlığını, evlatlığını yarım bıraktı değil mi? Gücü sana yetti çünkü. Dişini, tırnağını sana geçirdi. Belki baban, belki kocan, belki abin yaptı sana bunu. Ya sen? Sen kendini yapılanı uyguluyorsun burada. Biz kadınız ya. Hepiniz kadınsınız. Anasınız. Bir ananın evladısınız. Başka ananın evladına kıyarak yüreğini soğutuyorsun değil mi? Gücün sadece kadına mı yetiyor? Bu mu senin gücün? Yazıklar olsun sana. Hepinize yazıklar olsun. Hepinize yazıklar olsun. Bu fotoğraflar uzun süredir bende. O kızdan ayrıldığını bildiğim için veriyorum şimdi. Sonuçta bir şeylere sebep olmak istemezdim. Bu da nişanlarından. Bana bunları gösterdiğinde ben kızdım ona. Ayşe ile meseleniz neyse geride kaldı dedim. Kız kendine yeni bir yol çizdi. Artık çek git buradan dedim. Ama bana nişanı atmadık dedi. Yine de mutluluğuna gölge düşmesin diye bekledim. Vermedim bu fotoğrafları. Sağ ol. Çok ince düşünmüşsün. Ferit. Ben buraya bir beklentim olduğu için çağırmadım seni. Sonuçta yaşadıklarından ben sorumluyum. Kendimi suçlu hissediyorum. Benden intikam almak için çağırdın o kızı buraya. Acının daha büyüğünü yaşattı sana. Hande, tamam. Gelme üstüme. Yapma bunu. Ferit, insanlar çok kötü. Acımasız. Biz seninle birlikte büyüdük. Bir tarafımız hep çocuk kaldı seninle. O çocuk yanımız yaptırdı o hataları zaten. Ama Ayşe'nin sana yaptığı şey çocukluk değil. İzin ver affettireyim sana kendimi. Unutturayım her şeyi, birlikte unutalım. Neyi unutturacaksın Hande? Hı? Neyi unutacağım ben? Senin bana yaptığını mı yoksa Ayşe'yi mi? Neyi unutturacaksın? Kusura bakma, unutturamazsın. Ben hayatımda ilk defa aşk denilen duyguyu hissettim. Bu nasıl bir duyguymuş biliyor musun? O şu an burada değil ama... yanımda değil ama şurada. Tamam mı? Ne kadar ona kızsam da, ne kadar onu affedemesem de burada. Buradan koparması kolay değil. Ne olursa olsun kolay değil. Tamam mı? Kopmadı, kolay kolay da kopamaz. O yüzden bunu yapma artık. Hala onu sevmeye devam edeceksin onca yalandan sonra. Bak. Bak, gör gerçekleri. Bak nasıl aşık bakıyorlar birbirlerine. Gör gerçek bu Ferit. Hala ona aşık kalmaya devam mı edeceksin? Af mı edeceksin onu? Beni niye affetmedin o zaman? Ben miyim tek?
Hande tamam. Tamam yapma bunu. Al. 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 Affet bunları Yaman'ın affet. Tek suçlu ben olayım. Tek suçlu ben olayım. Hande yapma artık yapma. Kendine de yapma bana da yapma. Yeter ya. Siz mutlu olamayacaksınız. O hapislerde sürünecek. Sen de ait olduğun kadına geri döneceksin. Mutlu olamayacaksınız. Ne oldu bana böyle? Küçük bir panik atak geçirmişsin. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Çok mu üzerine geliyorlar? Yenisin ya. Koğuşunda bir sıkıntın varsa müdüriyete şikayetçi olabilirsin. Şikayetim yok. Kimseden şikayetçi değilim. Peki. O zaman şimdi biraz daha istirahat et. Daha sonra koğuşuna dönersin. Tamam. Bana bulaşma. Bana sakın bir daha bulaşma. Duyduğuma göre bu ara şirkete pek uğramıyor musun Ferit? Doğru mu? Evet anne, doğru. Bu aralar biraz yoğunum. Daha önemli işlerim var da. Ailenden, şirketimizden daha önemli ne işin olabilir? Özel hayatım. Senin bir özel hayatın yoktu Ferit. Yalanlarla örülü bir hayatın vardı ve sona erdi. Artık aslına, özüne dön lütfen. O karım diye getirdiğin yalancı kızın da bir an önce İstanbul'a naklini iste ve gönder burada. Ve hepimiz için tertemiz bir sayfaya başla. Öyle bir şey yapmayacağım anne. Bak şimdi senden bir ricam var. Lütfen Allah rızası için şu sofrada ağız tadıyla bir yemek yiyelim. Lütfen anneciğim, lütfen. Ağız tadıyla yemek yemek istiyorsan önce ağzından çıkanları kulağın duysun. Oldu. Afiyet olsun. Annene saygısızlık etmeyeceksin. Ferit, Ferit. Anne. Ya güzelce şu yemeğimizi yesek. Ondan sonra konuşsanız olmaz mı? Ha? Anne. Bundan sonra hiçbir şey senin istediğin ve buyurduğun gibi olmayacak. Bunu kabullensen iyi edersin. Sen ne idüğü belirsiz. O yalancı kız için mi? Anne. Bak ayıp ediyorsun, yapma. Ayşe hakkında böyle konuşamazsın. Niye ha? Niye? Niye? Nişanlı olduğunu bile senden saklayan, bu da yetmezmiş gibi devraldığın kafenin üzerine çöreklenen, sahip olduğun serveti elde etmek için her türlü yalanı uyduran bir kızı mı koruyorsun sen bana karşı? Ha? Hayır anne, hayır. Ben sadece kendi seçimlerimin bedelini ödemek istiyorum. Ben inandığım yolda gidebilmek için hayatıma sahip çıkmaya çalışıyorum anne. Sen böyle mi sahip çıkıyorsun hayatına? Anneni yok sayarak, hiçe sayarak. Ha? Öyle mi Ferit? Senin hayatın biziz. Ailen. Bu topraklar.
şirketin, itibarımız bu kadar. O yüzden o kadından bir an önce boşanacaksın. Vay be. Boşanmazsam ne olur anne? Ne yaparsın? Beni iyi tanırsın Ferit. Ferit diye bir oğlum yok derim, bağrıma taş basarım. Sana bir hafta mühlet. Bu süre içerisinde her şeyi halledeceksin. Ama hakikaten yeter ya. Anne bir sakin olur musun? Ferit oğlum sen de her şeye cevap verme. Bir sus. Niye susayım ya? Niye ben susuyorum abi? Allah Allah. Benim hayatım, benim kararım, benim seçimlerim. Ben niye susuyorum? Sen beni silmek mi istiyorsun anne? Buyur sil. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Eyvallah. Ferit, haddini bil. Bize bir yalan söyledin. O kızı karım diye getirdin. Kandırdın. Her şeyi yaptın. Evet dedik. Sesimizi çıkarmadık. Ama yeter. Yeter artık. Yeter. Ben bundan sonra haddimi aşmaya karar verdim anne. Senin bize had bildirme tutkun yüzünden geldiğimiz hale bak. Bak şurada sofraya oturuyoruz. Ağız tadıyla bir yemek yiyemiyoruz. Herkes mutsuz. Herkesin suratı asık. Sen bu evi bize hapishaneye çevirdin anne. Hapishaneye, hapishaneye. Şurada bize had bildirmek için, sınır çizmek için bizi soktuğun duruma bak. Ya sen böyle bir anne olmasaydın, sen bize bunları yapmasaydın... ...ben belki oyun oynamak zorunda kalmayacaktım anne. Yapma bunu bize, lütfen yapma. Her şeyin suçlusu benim. Öyle mi oğlum? Hayır anne, senin suçun değil, benim seçim. Benim. O yüzden sen nefesini boşuna harcama. Yorma kendini. Yapma bunu. Sana da yapma, bize de yapma, kimseye yapma. Bak, ben Ayşe'yi cezaevinden çıkarmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Sen eğer benim yoluma taş koymaya kalkarsan, evlatlıktan reddetmene gerek kalmaz. İyi akşamlar Sancakzade ailesi. Ben yanlış zamanda geldim galiba. Gerçi ben Adnan amca görecektim. Neyse. Su. Anne su gel otur su. Ne var su ister misin? Nereye lan? Nereye lan? Nereye? Ha? Oğlum. Bak ben bu kadına dedim ki benim kardeşim namusludur dedim, gururludur dedim. O kızın peşine gitmez dedim. Ne yapıyorsun oğlum sen? Sen tutmuş bir de diyorsun ki ben o kızı kurtaracağım. Yok ya! Dedim abi dedim. Dedim kurtaracağım çünkü. Yardım edeceğim ona. Yalan mı söyleseydim anneme he? Onu mu duymak istiyorsunuz? Boşu boşuna cezaevine girdiyse benim gönlüm razı olmaz. Tamam mı? Ananı üzmeye gönlün razı ama he? Ya beni bir rahat bıraksın üzülmeyecek zaten. Beni bir rahat bırakın yeter be. Ya oğlum bir defa da şu kadının huyuna git lan. Bir defa lan bir defa. Ölür müsün oğlum? Oğlum bak bu kadın artık kaldıramıyor. Kaldıramıyor ne yapsın? İçine atsın hasta mı olsun? He? Ben sana ne dedim? Bak benim anam benim için kıymetlidir dedim. Onu üzersen ben de seni üzerim dedim. Bozuşuruz dedim. Ulan burama kadar geldi be. Yeter artık yeter. Herkes bana nasihat veriyor. Yeter be. Yeter be. Yeter be. Allah Allah. Bozuşacaksak da bozuşalım. Ne olursa olsun. Bak yemin ediyorum bir tane çakarım ağzının ortasına. Çak. Çak hadi çak. Çak rahatla. Bir de sen vur kardeşine. Vur rahatla vur. Ulan ne güzel dünya be. Herkes gelmiş beni hizaya sokmaya çalışıyor ama kimsenin kendine baktığı yok. Oğlum bak. Farkında olmadan uçuruma yuvarlanıyorsun. Kendine çeki düzen ver. Yoksa ben düzeltirim seni. Anladın?
Nasıl durumu? Uyuyor mu? Tansiyonu biraz yüksekti. İlaç verince sakinleşti. Bize biraz müsaade etsene. Demek babamsın Adnan Bey. Öz be öz babam. Yaman'ın babası Adnan Sancakzade. Ha? Allah'ın sevdiği kulu olsaydın ölür kurtulurdun. Ama sen önüne gelen fırsatı deptin. Gittiğin yerden döndün. Keşke dönmeseydin. Bana esirgediğin babalığın bedelini ödeyeceksin. Artık seni elimden kimse alamayacak. Ölmediğine pişman olacaksın baba. Yok saydığın evladın yok edecek seni yavaş yavaş. Bin kere ölmek isteyeceksin. Ailen dağılmasın diye benden esirgediğin her şeye yazık olacak. Babalığına da, konağına da, şirketlerine de, ailene de her şeye yazık olacak. Sahip olduğun her şeyi yerle bir edeceğim. Baba. Olur, hükmü alırdı dünyadan.
Hadi be oğlum ya, hadi be oğlum ya. Sinan, Ferit açmadı mı hala telefonunu? Açmıyor. Daha evine de gitmemiş. Ya şu konakta bir rahat rahat bir gün oh diyemedik ya. Bu nasıl konak arkadaş? Bitmiyor. Derdi tasası bitmiyor arkadaş. Bıktım Leman'ım ya. Aslında bugün oh demen için çok güzel bir gün. Nasıl güzel? Ne oldu bugün? Benim başıma iş çıkarmayın bak. Bir düşün bakalım. Beni şu eşikten kucağında böyle taşıdığını... ...sonra ardından belim belim diye iki hafta boyunca yattığını bir düşün. Ana. Kız, biz bugün mü evlendik? Evet, bugün evlendik. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Çok şükür. Gel bir öpeyim seni. İyi ki evlendik. Ne güzel gelin olmuştun. Çakır gözlü. Gözlerin alev alev parlıyordu. Hatırlıyor musun? Sincap, bir şey mi yapıyoruz burada? Gel, o ne? Bugün bizim yıl dönümümüz. Bugün müydü? Ya tebrik ederim. Buyurun ben seni, sağ ol. Bir şey yapacaksınız herhalde değil mi? Aslında ben de bunu sormak için gelmiştim babanın yanına. Yapacağız ya, yapacağız. Sen bir şeyler ayarla. Sürpriz olsun, tamam? Peki, tamam. Ya güzel ailem benim ya. Gelin buraya. Özenle hazırlandığına göre herhalde önemli biriyle buluşacaksın. Hayır, kimseyle buluşmayacağım Adnan. Nasıl görünüyorum? Çok şıksın. Ama niye bu kadar şık olduğunun sebebini hala söylemedin bana. Aslında konuşmuştuk. Sana eski azadeyi ayağa kaldırmak istediğimi söylemiştim. Bir kadına kıyafet yetiyor demek. Karın birazdan Sancakzade Holding'in yönetim kurulu başkanlığını devralmaya gidiyor Adnan'cığım. İş hayatına dönmen için o koltuk biraz erken değil mi? Biraz iddialı bir karar. Bence... İş hayatında iddialı olmanın hiçbir zararı yok Adnan. Hatta iyi bile. Pekala. Ya beni burada konakta bırakacak mısın yalnız bu hasta halimle? Evindesin, çok iyi bakılıyorsun, iyileşmeye de başladın. O yüzden içim çok rahat Adnan'cığım. Madem başkanlık koltuğunu bu kadar istiyorsun, o zaman bana vekalet edebilirsin. Ben dönene kadar tabii. Ben döndükten sonra da sana uygun bir yer buluruz şirkette. Çok ağır bir hastalık atlattın Adnan'cığım. Seni çalışman için zorlayamam. Ama illa çalışmak istiyorum diyorsan, döndüğünde o koltuğa oturmana müsaade etmeyeceğim. Ha yine de çalışmak istiyorum dersen, sana uygun bir pozisyon buluruz mutlaka. Sen bunlar için hiç kaygılanma, bir an önce iyileşmeye çalış. Azade iyi dinle. Şirket yönetmek, konak yönetmeye benzemez. İnsanları idare etmelisin, müşteriyi memnun etmelisin. Bütün bunlar... Ah siz erkekler, bir kadının evi yönetmesinin kolay olduğunu sanıyorsunuz. Tamam Adnan'cığım,
Rolleri değişiyoruz. Bugünden sonra konağı sen yönet ve gör bakalım. Müşteriyi memnun etmek mi zor yoksa çocuklarım? Neyse, ben geç kalmadan gideyim artık. Bu arada bir an önce yemeklere karar ver. Sonra evin ihtiyaçlarını belirle. Çocuklar kaçta çıkarlar, kaçta dönerler? Acaba dönerler mi? Bunlar için kaygılan. Müge'nin derslerini de takip etmeyi unutma sakın. Bütün bunları bana meydan okumak için yapıyorsun değil mi? Hayır Adnan. Ben kendime meydan okuyorum. Sadece kendime. Evlendiğimizden beri aklıma, zekama, yeteneklerime hiç değer vermedim. Ben bunu kabullenen Azade'ye meydan okuyorum. Sakın seni suçladığımı sanma. Suçlamıyorum. Hatta şimdiki aklım olsa Feraye'ye gitmene bile müsaade ederdim. Senin çocuğuna hamile olduğunu, sonra doğururken öldüğünü bilmek bile benim için yeterince acı. Ama sonunda aklım başıma geldi. Bir kadının böyle boş şeyleri düşünmek için zamanı olmamalı. Hayatına önüne bakma. Neyse, sana kolay gelsin. Akşama görüşürüz. Dün sana söylemiştim. Seninle görüşmek, konuşmak istemiyorum dedim. Ayşe, inadı bırak. Avukatın olacağım. Sen de bunu kabul edeceksin. Etmeyeceğim. Edeceksin. Etmeyeceğim. Burada çürüyeceğimi bilsem de seni avukatım olarak kabul etmeyeceğim. Şimdi git lütfen. Edeceksin Ayşe. Edeceksin. Sen misin inatçı, ben mi? Hadi bakalım, göreceğiz. Bir sıkıntı mı var? Evet. Hayır. Bir sıkıntı yok hanımefendi. Ben kendisinin avukatıyım. Biz kendi aramızda konuşur çözeriz. Avukatım değil. Hala vekaletimi vermedim ona. Az sonra vereceksin ama. Hanımefendi, izninizle müvekkilimle beni baş başa bırakır mısınız acaba? Bak, çocukluk yapıyorsun. Otur şuraya, iki dakika konuşalım. Lütfen. Lütfen diyorum sana. Tamam. Bu seninle son konuşmamız. Neden avukatım olmak istiyorsun, söyler misin? Seni özgürlüğüne kavuşturmak için. Seni buradan çıkarmak için. Sen cezaevi hayatı kolay mı sanıyorsun ha? Çocuk oyuncağı mı bu? Dışarı çıkınca çok mu mutlu olacağım? İçerisi gayet rahat. Hem bekleyen biri de yok zaten beni. Var mı yok mu orası beni ilgilendirmez. Burası da seni ilgilendirmez. Burası ilgilendirir. Çünkü suçsuzsun. Suçsuz olduğunu kanıtlayacağım, adalet yerini bulacak. Bana en büyük adaletsizliği sen yaptın Ferit. Beni göklere çıkarma, düşersem çakılırım dedim. Sen de benim elimi tutacağıma söz verdin. Ama bak işte gördün mü? Çakıldım. Ya kolay mı zannediyorsun seni böyle görüp içeride o koğuşun karanlığına boğulmak? Bu konuları konuşmak istemiyorum. Ya hiç mi üzülmüyorsun bana? Hiç mi acımıyorsun? O zaman derdin ne? Ne istiyorsun benden? Söyle, ne istiyorsun ya? Ben artık senden hiçbir şey istemiyorum Ayşe. Açıkçası sen benim derdim değilsin. Benim derdim gerçek suçluyu yakalamak. Baha'yı öldürüp seni buraya atan her kimse, o benim de düşmanım. Ve o her kimse katil. O katil yarın gelip konakta benim ailemden birine zarar verebilir. Benim korumam gereken bir ailem var Ayşe. Bizim seninle oynadığımız evcilik oyunu artık bitti. Nasıl bir gerçeklik içinde olduğumuzun farkında mısın? Ha? Yapma bunu. İnat etme. Gel vekaletini ver, avukatın olayım. Gerçek katili bulalım. Sen de buradan çık. Özgürlüğüne kavuş. Ne yapmak istiyorsan yap. Benim tek derdim adalet. Seninle bir derdim yok.
Günaydın. Sana sıcak simit getirdim. Çay yapmış mıydın? Hayırdır, ne oluyor ya? Ya benim doktorum buralarda da. Gitmeden sana uğrayayım dedim, kahvaltı ederiz diye. Benim işe gitmem lazım. Gidersin ya. Acelen ne? Genel müdürsün oğlum sen. Kovamazlar seni. Hayırdır anne ya? Dün ettiğin laflara ne oldu? Ben barıştığımızı hatırlamıyorum da. Ben de küstüğümüzü hatırlamıyorum. Benim çıkmam lazım. Yaman. Sen bana küsemezsin. Olmaz. Bak Betül'le terk edip gitti bizi zaten. İstifasını verdi şirket. Yani kaldık baş başa. Benim kıymetimi bileceksin mecbur. Düşünsene. Betül bile terk etti bizi. Çok komiyiz. Aa, niye öyle diyorsun ya? Ferit var. O bu sıralar boşta. Bence ona git. Senin kıymetini anlar. Çekemeyeceğim sabah sabah kötü şakalarını. Çayı koy, gitmiyor kuru kuru. Sana çıkmam lazım dedim. Peki. Akşam plan yapma. Buradayım. Ayşe Hanım, ifadenizde söylediğinize göre nişanlınıza uzaktan ateş edildi ve kendisi yere düştü. Doğru mudur? O benim nişanlım değil. Bundan sonra benimle sizi bizi mi konuşacağız? Evet. Avukatınız olduğum için şu anda avukat müvekkil ilişkimizden mütevellit bu şekilde konuşacağız. İfadenizde nişanlım demişsiniz. Resmi belge. Yalan ifade mi verdiniz yoksa? Ben sadece cezası hafiflesin diye söyledim bunu. Anlıyorum. Nişanlınız Antakya'ya geldiğinde yaralıymış. Siz mi davet ettiniz kendisini yanınıza gelmesi için? Hayır. İçeride onu öldürmek istediler. O yüzden kaçtı geldi. Bir şekilde benim nerede olduğumu bulmuş. Sonra geldi bana sığınmak istedi. Ben de onun yaralı olduğunu görünce yardım ettim. Sakladım onu. Sonra gideceğini söyledi. Ama gitmedi. Sen zaten kocam olarak biliyorsun devam. Şu an burada kocanız olarak değil, avukatınız olarak bulunuyorum. Şimdi nişanlınız bir kanun kaçağı, kocanız ise avukat. Neden kocanıza gerçekleri anlatmadınız? Neden ondan yardım istemediniz? Niye sustunuz? Çünkü iyileşince gider sandım. Gitmedi ve siz yine sustunuz. Eğer kocam anlatsaydım, kocam alıp onu polise teslim ederdi. Sonra içeride onu öldürürler diye sustum, korktum. Bağa'ya borçluydum çünkü. Bu korkunuzu kocanızla paylaşsaydınız anlayışla karşılamaz mıydı? Anlayışsız biri mi kendisi? İnanın sıradan biri için evliliğinizi riske atmanız, aşkınızı feda etmeniz hiç mantıklı gelmiyor bana. Bağa sıradan biri değildi benim için. Ne kadar özel biriydi Bağa Bey sizin için? Rica ediyorum açık ve dürüst olur musunuz lütfen? Bağa benim dostumdu. Yeri geldi birlikte ekmeğimizi bölüştük, yeri geldi birlikte ağladık. Ya benim için hapse girdi, hapse. Ya benim için kıymetliydi diyorum ya, sıradan biri değildi. Yeter, tamam mı? Anladın mı? Ayşe Hanım,
Az önce Maktul Baha ile yakın bir ilişkiniz olduğunu kabul ettiniz. Ne ilişkisi? Ya kardeşçe, dostça, arkadaşça duygular besledim diyorum. Arkadaşça duygular besleyince ilişkim yaşamış oluyorum. Ne zamandan beri size aşıktı? Size olan duygularını ne zaman öğrendiniz? Ciddiye almamıştım. Çocukça gelmişti. Ayrıca ben kendi yaşadığım, hissettiğim duygudan emindim. Onun beni nasıl gördüğü değil, benim onu nasıl gördüğüm önemliydi. Maktul, kocanızla yaşadığınız eve kadar girebiliyor ve siz susuyorsunuz. Bu sizce normal mi? Normal değil tabii ki. O zaman niye her şeyi dürüstçe anlatmadınız kocanıza? Neden bu kadar sokulmasına izin verdiniz? Bak, hiç tanımadığım ve istenmediğim bir yerdesin. Herkes sana bakıyor, herkes sana karşı. Herkes sana sorgular gözle bakıyor. Ve kötü bir insan olmadığını ispat etmek zorundasın sürekli. Seni buraya getiren adam para karşılığında getirmiş, düşünsene. Bir de sen o adama aşık oluyorsun. Hayatında ilk defa bu duyguları hissediyorsun ona karşı. Büyüleniyorsun. Korktum işte. Bu büyü bozulacak diye çok korktum. Ferit, anlasana. Eşinizi öldürmeye kalktığında o büyü bozulmadı mı? Şoför olarak işe girdi. Kapının önünde pusuda bekledi. Eşinizin en değer verdiği canlıya, evladına zarar vermeye kalktı. O zaman da mı büyü bozulmadı? Hı? Size aşık bir adam var. Ümit vermediniz. Tamam. Ama ne oldu da sustunuz Ayşe Hanım? Sana anlatmaya karar verdim de seni öldürmekle tehdit etti beni. Ne? Bunu bile şimdi söylüyorsun bana. Ne kadar değerliymiş benim hayatım senin gözünde. Ne kadar değerliymiş. Ya gitmesi için çok çırpındım, çok yalvardım. Senin bana verdiğin parayı verdim ona. Kendine yeni bir hayat kuracaktı. Sonra vedalaştı benimle. Ya ne oldu da geri döndü gerçekten bilmiyorum. Sonra gelip bana her şeyi anlattı. Karımın anlatmadığı gerçekleri nişanlısından duydum ben. Birbirinizi ne kadar sevdiğinizi, gelecek planlarınızı, benden para koparmak için neler yaptığınızı, senin ondan vazgeçip yarı yolda bıraktığını, her şeyi anlattı bana. Sen de hepsine inandın değil mi? Ya dönüp dolaşıp aynı şeye geliyoruz artık Ferit. Yeter, gerçekten yoruldum. Cinayetten yargılanmak bile bu kadar yorucu değil gerçekten. Ya Baha'nın neden bu kadar yalan söylediğini bilmiyorum. Onun sevgisinin bu kadar saplantılı olduğunu bilseydim başından beri ondan uzak dururdum. Bilmiyordum ki. Bak Ferit, sana son kez söylüyorum. Sana yemin ederim ki Baha'ya hiçbir şekilde ben ümit vermedim. Artık ister inan, ister inanma, gerçekten hiç umurumda değil. Peki. Al. Ümit vermediğin nişanlınla güzel anılarımız, fotoğraflarımız. Bunların sende durması daha doğru. Benim böyle fotoğraflarım yok. Bunların hepsi saçmalık. Saçmalık bunlar. Ayşe, Baha'nın ölmesine gerçekten çok üzüldüm. Onu senin öldürmediğini biliyorum. Bu işin arkasında kim varsa bulacağım, seni buradan çıkaracağım. Merak etme. Allah yardımcın olsun. Ferit. Ferit, nereye gidiyorsun? Ferit, bak yargısız infaz yapıyorsun. Benim böyle fotoğraflarım yok diyorum sana ya. Ferit! Adnan Bey'e vekaleti imzalattım ama gönlüm el vermedi Bahtiyar abi. O yüzden sana geldim. İhsan kardeşi, kalbi kaldırmaz böyle bir ihanet. İyileşince gereken söylerim ben münasip bir şekilde. Ama inanır mı bilmiyorum işte. Adnan amcaya belge sunmak lazım. Kazım, sen İhsan'ın istediği şeyleri yap. Onun oyuncağı oyunu bozmayalım biz. Ara şimdi konuş. Alo. Hemen buluşalım İhsan Bey. Şu vekalet için. Ben Adnan Bey ile imza işini hallettim. Hoş
Hoş geldiniz Azade Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Azade Hanım. Hoş geldiniz Azade Hanım. Hoş geldiniz Azade Hanım. Maşallah yine yeri göğü inlettin Azade Sultanım. Yönetim kurulunu toplayın. Tamam, hemen haber veriyorum. Ey maşallah be. Ayşe Sancakzade'nin telefonunu elden teslim aldım yazıp imza atar mısınız? Buyurun. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi görevler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Tabii ki silecektim Baha ile yazışmalarını. Bugün mü gidiyorsun? Evet. Ne kadar şanslısın. İnşallah sen de bilir gelip alır. 3 yıldır buradayım. Kimse almadı beni. Geliyorlar, hepimize bakıyorlar. Sonra bebekleri alıp gidiyorlar. Ahmet abi her sene beklemiş biri onu alabilir mi diye. Ama sonra beklemekten vazgeçmiş. Çünkü büyümüş. Ben de büyürüm herhalde. Bak, ben Vediye ablama söylerim. Belki seni misafirliğe alır. Arada sırada bize gelirsin, birlikte oyunlar oynarız. Olur. İhsan Bey gelmeyecek galiba. Yok, olur mu öyle şey? Gelir tabii de. İşi falan çıktı herhalde, ben de anlamadım. İhsan Hoca gelmezse ben burada mı kalacağım? Varım geçti benden. Hayır hayatım, öyle şey olur mu? Biz senden vazgeçer miyiz hiç? İhsan amcam birazdan gelir, tamam mı? Sen hiç merak etme. Bak geldi. Koş. Paşam. Evet be. Dur bakayım sana. Şu yakışıklılığa bak ya. Bu ne karizma böyle paşam? Gelmeyeceksin sandım. Ya hayatım affedersin ya. Çok önemli bir işim çıktı da o yüzden. Koçum. O zaman şu evrak işini tamamlayalım İhsan Bey. Tabii tabii. Sen geç şöyle. Güzeller güzelim. Uzun beni. Ay dur saçını bozduk. Hay Allah düzeltelim. Güzel tabii ya. Bozma karizmasını paşamın. Bu hafta bütün departmanlarla teker teker toplantı yapıp detayları öğreneceğim zaten. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Özellikle beni tanımayan yeni arkadaşlarla tanışmak için istedim bu toplantıyı. Hoş geldin Yaman. Hayırlı olsun Azade Hanım. Sormak istediğiniz bir şey yoksa şimdi otel projesi genel müdürümüz Yaman Bey ve ortaklarımızla bir toplantı yapmak istiyorum. Müsaadenizle. O koltukta Adnan Bey'i görmeye özleyeceğiz Azade Hanım. Umarım bir an önce iyileşir ve görevine geri döner. Adnan Bey'i aramızda görmek beni de çok sevindirir tabii. Ama ben buraya kimseye vekalet etmek için gelmedim. Adnan Bey geri dönse bile Sancakzade Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda oturmaya devam edeceğim. Bilginiz olsun. Hayırlı olsun. Hande Hanım ve Hüseyin Bey nerede? Hüseyin Bey'lerle yollarımızı ayırdık Azade Hanım. Tabii Adnan Bey'in talimatıyla. Kendisi öyle uygun gördü. Neden? Ne oldu? Bir sorun mu çıktı? Bazı anlaşmazlıklar oldu. Tabii bunu Adnan Bey size daha net anlatacaktır. Yani bence çok yerinde bir karar. Ben yine de Adnan Bey'le bizzat görüşüp kendim değerlendirmek istiyorum durumu. Kurul toplantısı var demişlerdi bana. Geç haber verilince geç kaldım galiba. Evet, bir toplantı vardı. Bitti, geç kaldım. Daha önemli işlerim vardı herhalde. Hmm.
Azade Sultan tahtı devraldı. Kazamız mübarek olsun. Sen nasılsın kardeşim? Toparlayabildin mi? Ne kardeşi lan? İşine bak, işine. Benim kafamın tasını attırma. Aramızda kan bağı varmış oğlum. 40.000 kere kardeş kardeş dediler. Bak kardeş çıktık. Ne büyük gurur ama, değil mi? Gel bakalım. Hayatım ben şimdi bagajı at. Tamam, tamam. Gel bakalım. Ay sen çok tatlı oldun ama. Söyleyin bakalım, sizi nereye götüreyim? Aç mıyız? Bence gidelim, şöyle güzel bir lokantada nefis bir yemek yiyelim ailece. Vallahi biz kurt gibi açız, değil mi Zeytin? Zeytin'in karnı pek acıkmamış. İsterseniz şöyle yapalım, biz bir parka gidelim. Orada güzelce oyun oynayıp iyice bir kurtlarımızı dökelim, ne dersin? Park, tamam park. Hangi parka gidiyoruz? Ben sokakları sevmiyorum. Eve gitmek istiyorum. Korkuyorum. Ev. Tamam, eve gidelim. Tabii ki eve gidelim ya. Allah Allah. İnsan evi gibisi var mı ayıca? Hadi. Hem evde sana çok güzel sürprizlerimiz de var. Hadi bakalım. Hadi gel. Geç bakalım arabaya. Geç hayat. Teşekkürler. Vay, bir koltuk insana bu kadar mı yakışır ya? Şu güzelliğe bak. Yalnız babam görmesin, vallahi kıskanır, ipe dizer bizi. Beni emretmişsin anne. Bir şey mi var? Geç otur Sinan, geç. Yaman'ın bize anlatacağı mühim bir mesele varmış. Ha. Ferit geliyor mu? O da teşrif ederse. Ettim. Geç. Geç otur Ferit. Yaman. Anlat bakalım, neymiş bu mühim mesele? Mesele şu. Madem holdingde yeni bir oluşuma gidiliyor, öğrenmeniz gereken önemli bir durum var. İhsan abi Sancakzade ailesine büyük bir kazık atıyor. Ne yani? İhsan bize kazık mı atıyor? Anlat bakalım. Şirketin cari hesabından Adnan Bey adına yüklü miktarda para çekiyor maalesef. Ne yani? İhsan bizi mi dolandırıyor? Babamın onayı olmadan şirketin hesabından nasıl para çekiyor? İhsan abi hasta yatağındaki abisine vekalet imza attı. Adnan amca imzaladığı şeyin farkında bile değil. Olay yeni yani he? Çekilen meblağ ne kadar? Bugünkü meblağ 2 milyona yakın. Tabii daha bir de bunun öncesi var. Öncesi derken? Kaçakçılık yaptığına şahit oldum. Adnan amcaya anlatmak istemedim. Kaldıramaz. Kardeşi neticede. Bize anlattığın iyi oldu. Tabii anlattıkların doğruysa. Adnan'ın yüreğine inerdi. Ne oldu siz bu kaçakçılık işini birlikte yürütüyordunuz? Ters mi düştünüz? Kaçakçılık işinde kulağınıza gelen bilgi doğru Ferit. Ama siz acele ettiniz. Bu kirli dolaptan ilk şüphelenen bendim.
Bu işin içine girip o kirli paranın hacmini görmek istedim sadece. Bahtiyar abiye sorabilirsiniz. Sonra birileri benden şüphelendi. Sizi devreye soktu. Tabii amaç bana çamur atmaktı. Yani benim bu işten 5 kuruş menfaatim olsa, ben bu işlerin içine bulaşmış olsam gelip size anlatır mıyım burada bunları? Allah'tan her şeyi en baştan Bahtiyar abiye anlatmıştım. Yani sen tertemizsin öyle mi? Bir yamuğun varsa ortaya çıkart Ferit. Ulan senin neren doğru lan? Tamam oğlum. Ferit. Sakin. Laf ebesi ya. Ya ben de ilk başta kaçak göçek işlere bulaştı zannettim de bunun çapı değil oğlum. Bir dur. Gözüm, abin çözdü meseleyi. Ne çözdün ya? Neyi çözdün sen Allah aşkına? Allah Allah. Şş, bana bak lan. Şimdi kıvırmadan ne işler çeviriyorsan anlatacaksın bize. Ferit oğlum dur ya. Dur sakin be. Şöyle bir geç. Ferit kendine gel. Kes artık şunu. Senin iş ahlakın bu mu? Yaman geldi bütün samimiyetiyle bize vaziyeti anlatıyor. Sen ne yapıyorsun? Samimiyetiyle. Yaman bize biraz müsaade eder misin? Tabii. Alo Servet. Bak elinde ne iş varsa hemen bırakıyorsun, İhsan'ın peşine düşüyorsun, tamam mı? Attığı her adımı bileceğim. Amcam İhsan işte, tamam? Tamam, haber verirsin. Eyvallah. E sen kardeşini dinlemiyorsun. Bu herifin dediğini dinliyorsun, ona destek oluyorsun ha? Ya mesele kardeşlik meselesi. Bu sefer mesele başka. Anladın mı? Ya amcamız bizi dolandırıyormuş ya. Hadi bunu boş ver. Bu sağlam pabuç değil. Bahtiyar abi ne yapacağız? Bahtiyar abi bir kalemde silelim mi? Ondan yamuk gelir mi bize? Ya bu Yaman ortalığı karıştırıyorsa? He? Ya amcamın kuyusunu kazarak başka bir şeylerin peşindeyse, bir plan falan yapıyorsa, onu ne yapacağız? Ya bunun ipiyle kuyuya inilir mi ya? Ben buna zerre güvenmiyorum, zerre. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Ferit, sen ne zamandan beri güvenmiyorsun Yaman'a? Aranızda bir şey mi oldu? Benim bilmediğim bir şeyini mi gördün? Anlatsana oğlum. Görmedim. Hissiyat. Ferit farkında mısın? Artık tanınmayacak haldesin. Şakir'in kaydı o kız yüzünden. Buraya da mı o meseleyi karıştıracaksın? Evet karıştıracağım. Hala sana yalan söyleyen, seni kandıran, aldatan kızın peşinden gidiyorsun. Oğlum biz o kız yüzünden seni kaybediyorduk. Bu kafayla iş yapamazsın. Bir an önce toparla kendini. Toparlanmıyorum Azade Hanım. Bundan sonra böyle. Ferit. Öyle mi? Toparlanmıyorsan görevini hemen terk et. Öyle mi? Öyle. Peki. Şu an itibariyle Sancakzade Holding'deki tüm görevlerimi terk ediyorum. İşiniz, gücünüz rast gitsin. Bereketiniz bol olsun. Hadi eyvallah. Ferit. Ya Ferit. Ferit. Sinan. Bırak gitsin. Bırak o. Bakışacak mıyız böyle? 5 dakikadır bakışıyoruz. Bana bakınca ne görüyorsun? Güzel miyim? Yine defter tabii. Cevabı da oraya yazdın herhalde. Bu 2 gün ne yaptın Hande? Nasıl geçti? Nasıl geçsin? Boş. Anlamsız. 2 gün işte. Niye anlamsız? Bugün kısa kesebilir miyiz? Benim çok işim var da. Zihin açar. Anlaşıldı. Sevilmek ve beğenilmek hoşuna gidiyor yani. Niye gülümsedin? Yani benim hoşuma gitmese de gitse de. Genelde erkekler beni beğeniyor zaten. Güzel bir kadınım ya. Ama senin hoşuna gidiyor.
Öyle mi? Bak doktor. Bir erkek bana aşık olmuşsa... geçmiş olsun. Bir daha vazgeçemez. Yaz bak bunu, bu önemli bir detay. Peki ya Ferit? Ferit neden vazgeçti senden? Senin bir özel hayatın yoktu Ferit. Yalanlarla örülü bir hayatın vardı ve sona erdi. Artık aslında özüne dön lütfen. Farkında olmadan uçuruma yuvarlanıyorsun. Kendine çeki düzen ver. Hala sana yalan söyleyen, seni kandıran, aldatan kızın peşinden gidiyorsun. Kızdan ayrıldığını bildiğim için veriyorum. Bir insan iki kişiyi birden sevemez mi doktor? Ben ikisini de seviyorum. Farklı seviyorum. Anlamıyorlar. Ama Ferit'le evlenseydim Yaman'dan vazgeçecektim. Silecektim ben onu. Nasıl sileceksin? Madem öyle şimdi niye silmiyorsun Yaman'ı? Çünkü kimsem yok başka. Bir tek o seviyor beni. Benim çok canım yanıyor. Ferit beni yine eskisi gibi sevmezse diye. Ödüm kopuyor. Ferit'in seni sevmediğini mi düşünüyorsun anne? Ya canını acıtan şey bu mu? Ya yeter artık ama ya, gerçekten saçmalık bu. Beni ağlatmak hoşuna mı gidiyor? Orada oturup insanların zayıf yönlerini ortaya çıkardığını zannediyorsun ama yanılıyorsun. Ben zayıf değilim. Ben güçlüyüm. Ferit de o Ayşe denen kıza aşık olduğunu söylüyor. Ben inanmıyorum. Ben inanmam. Asla inanmıyorum böyle bir şeye. Niye inanmıyorsun? Çünkü ben daha güzelim. Daha akıllıyım. O Ayşe'ye sorsa... Ferit'in en sevdiği renk ne diye... bilmez. Bilmiyor çünkü. Ferit'in karabiber alerjisi var mesela. Baharatlı parfümleri de kullanamıyor. En sevdiği şehir Londra. O kız bunları bilmiyor. Hepsini ben biliyorum. Yaman var ya... o bile daha iyi tanıyor Ferit'i, Ayşe'ni. Yaman biliyor aramızdaki bağ. O yüzden vazgeçemiyor zaten benden. Ferit de bilecek. Şimdi görmüyor ama görecek. Anlayacak. Sevecek. Yaman'ın seni sevmesi sana iyi geliyor o zaman. Ha? Seyis'in oğlu olduğu için Yaman'a kalbimi kapattım demişsin, değil mi? Baban ne iş yapıyor anne? Müteahhit. Peki hep mi müteahhitti? Yani öncesinde başka bir iş yapıyor muydu? İnşaat işçisiydi. Ameleydi. Bunu mu duymak istiyorsun? Benim Ferit'e olan aşkımın babamın geçmişiyle ne ilgisi var? Çok sıkıldım ben buradan. Gidiyorum. Siz... kızınız gibi siz de bana hakaret etmeye mi geldiniz? Sizinle görüşmek istemiyorum. Yavrum, kızım ne olursun beni dinle. Ne olur.
Geçmiş olsun kızım. Biliyorum şimdi aklından bu kadın niye burada diye geçiriyorsundur. Ben Hande adına senden özür dilerim. Aslında benim kızım öyle biri değil. Yani bu yaşadığı şeylerden sonra onun da psikolojisi çok bozuldu. Onun için endişeleniyorum. Ben zaten bu yüzden buraya geldim Ayşe. Bir anne olarak ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. O Baha denilen çocuk son zamanlarda Hande'ye musallat olmuştu. Anlamadım. Musallat mı oldu? Evet. Yani Hande'nin başına bir iş gelecek derken, bundan korkarken birden senin başın yandı. Yani yani sanırım sen de bir cinnet anında... Cinnet anında ben de Baha'yı öldürdüm, öyle mi? Zümrüt Hanım, Baha'yı ben öldürmedim. Peki... bunu kimin yaptığını biliyor musun? Bilmiyorum. Baha'yı benim gözümün önünde öldürdüler. Sonra da suçu benim üstüme attılar. Ya bunu yapan her kimse... dilerim en kısa sürede cezasını çeker. Ben çok üzgünüm kızım. Çok üzgünüm Ayşe. Çok üzgünüm kızım. Hüseyin, hoş geldin. Biz seninle ortak olmayı becerebildik. Ne dedilir? Değil mi Adnan? Zararın neresinden dönersen kârdır be Hüseyin. Yine de ben dost kara günde belli olur dedim ama biz onu da beceremedik. Al. İşte para. Tazminat da içinde. Hisselerin devrini başlat. Ama Adnan şunu bil ki ben kızıma yapılanları da... dar zamanda boğazıma para diye yapışanları da asla unutmayacağım. Dua et ki Allah seni benim elime düşürmesin. O lafı biliyorsun değil mi? Keser döner, sap döner. Eyvallah. Hüseyin. Geçen gün sen bana... kızımı korumak için her şeyi yaparım demiştin. Dedim. Yaparım da. O Baha denen çocuğu öldürmek de buna dahil miydi? Adnan, katil senin gelinin çıktı. Eski nişanlısını öldürmüş. Üstelik itiraf etti. Sana buradan ekmek çıkmaz Adnan. Boşuna uğraşma. Bana bulaşmayın. Üstüme çamur sıçratmayın. Haddinizi bilin, benimle uğraşmayın, tamam mı? Sanki biraz kilo almışım. Saçmalama anne, çok güzelsin. Hem şöyle bir den bakayım. Bakayım sana. Ya ne güzel olmuşsun. Anne. Hı. O saçma kıskançlıklar geride kaldı değil mi? Seven insan kıskanır. Ay yapma anne. O inançlar geride kaldı. Hem kendine güveni olmayan insan kıskanır. Biz babanla birbirimizi affettik.
Ve ben de o eski kıskançlıklarımı bir dolaba koydum. Ama şimdilik. Ya sizi çok şaşırıyorum biliyor musun? Daha dün kanlı bıçaklıydınız, birbirinize neler söylediniz. Şimdi birbirinizi affettiniz öyle mi? Affetmek güzeldir sizce bu. Öyle sevgiyi kolay kolay öfkeye kurban etmemek lazım. Hayat güzel, kuşlar uçuyor. Ha? Babanda da şeytan tüyü var. Sende de o çakır gözler. Ya. Allah. Sevgi kelebekleri, nereye uçuyoruz? Sürpriz. Ay. Sürpriz. Evet. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Etinizi fırına verdim Adnan Bey. 10 dakikaya hazır. Teşekkür ederim Kezban. Çorba kaselerini alabilirsin Kezban. Afiyet olsun. Sağ ol. Bir gün sana bunu soracağım hiç aklıma gelmezdi. Ama sorayım tabii. Nasıl geçti bugün holding? Gayet iyi geçti Adnancığım. Sorduğun için teşekkür ederim. Ferit'i beklemeyecek miyiz? Yemek saatini biliyor. Aç olsaydı gelirdi. Kimsin sen bakayım? Ne arıyorsun burada? Ben burada yaşıyorum. Yalan söyleme. Burada yaşıyormuş. Yalan söylüyorsun. Başkalarının evine girilir mi habersiz? Burada yaşıyorum. Zeytin, Zeytin. Oğlum, Zeytin'cim sen neredesin Allah aşkına? İçeride arıyorum yarım saattir seni. Kim bu çocuk Vedia? Oradan buradan topladığınız çocukları mı getiriyorsunuz artık ona? Ağzından çıkanı kulağın duysun Azade. Lütfen laflarına dikkat et biraz. O bizim oğlumuz. Ne? Oğlumuz mu? Evet, oğlumuz. Nasıl yani? Adı Zeytin. Zeytin bundan sonra bizimle yaşayacak. Biz onun koruyucu ailesi olduk. İyi, çok iyi yapmışsınız. Ama bize haber vermeye, söylemeye bile gerek görmediniz ha? Burası yol geçen hanımı. Ya bir yetime sahip çıktık. Ne var bunda? Gel oğlum. Haber vermeye bile gerek görmemişler. Yol geçen hanı sanki burası. Ben biraz uzanacağım. Sana afiyet olsun. Allah Allah. Ya tamam koçum ya tamam. Bu kadar da üzme kendini. He? Asma suratını. Hadi gül biraz. Ya sen de o avluya bir daha gitmezsin olur biter. Ama ben sadece bir saksı düşürdüm. Ya sana değil bir. Bin saksı feda olsun be paşam. Yeter ki üzme kendini. Benim güzel gözlüm. O kadın sana bir daha bağırırsa hemen beni çağır tamam mı? Ya Vediyem ya. Ya Allah aşkına ya. Bacak kadar çocuğa ya. Hiç olacak şey mi yani? Yemin ediyorum. Ağzımın tadı kaçtı. Ne diyorum biliyor musun? Basıp gidelim buradan ya. Gidelim başka bir yere yerleşelim. Başka bir yerde yaşayalım. Feraye'nin çocuğunu öğrendikten sonra böyle oldu. Önüne gelene bağırıp çağırıyor. Neyse. Ben kaçıyorum hayatım. Akşam sevkiyat var. Tamam? Evet. Siz de ne yaparsınız? Güzel bir masal okursun paşama. Ondan sonra da mışıl mışıl uyursunuz ha paşam. Üzülmek yok. Hadi bakalım. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Uykun geldi mi? Hayır. Aa, hay Allah. Ne yapsak acaba? Sen haklıydın Yaman. Biz yaşadıklarımızı birbirimizi unutamayız. Tamam sen hazır ol. Sevkiyat başlayınca her şeyi videoya al. Kaydı da bana gönder. Hadi.
Betül? Hande. Niye şaşırdın ki? Akşam buradayım dedin. Unutmuşum. Hayırdır, ne böyle bunlar? Böyle mumlar, yemekler falan filan. Ne oluyor? Yaktım gemileri. Bunların hepsi sahte. Biri bana öyle bir oyun oynuyor ki. Ya ben bu işin içinden nasıl çıkacağım Naciye abla? Ne bileyim ki kızım ya. Fotoğrafları attı önüme. Ya konuşmama bile izin vermedi. Konuşsam ne değişecek ki? Beni hiç tanıyamamış zaten. Ayşe Sancaksade. Pembe odaya gidiyorsun. O ne demek? Kocan seni bekliyor demek. Bu geceyi onunla geçireceksin. Yürü hadi. Ben gelmek istemiyorum. Görüşmeyeceğim. Git kız git. Vallahi. Git de gününü göster. Ferit nereye gidiyorsun? Ferit bu fotoğrafların hepsi sahte. Ya yargısını infaz yapıyorsun ama şu an. Ferit! Bugün bir iddiada bulundum. Bu da ispatım. Sevgiler Azade'm. İhsan Bey, altınlar her zamanki gibi kütüklerin içine gizlendi. Tırlar sevkiyata hazır efendim. Gece kimse bizi rahatsız etmesin. Bize. Üf, nasıl kokuyor kız? Leman Hanım, buyurmaz mısınız? Buyururuz. Hadi bakalım. Ya Leman ne kadınsın ya. Yani şu barkta süreyip dürüm yemek için mi şıkır şıkır giyindin kızım? Tövbe yarabbi ya. Ama böyle daha romantik olmadı mı Sinan? Çok romantik oldu. Süper. Elimizde dürümle şahane oldu. Ay hatırlıyor musun? Böyle elime kocaman bir oruk vermiştin. Sonra ben tam bir ısırık aldım. Yiyeceğim, yutacağım. Bana o sırada evlenme teklif etmiştin. Ya kız boğazına kaçmıştı. Az kalsın ölüyordun ha. Sorma var ya, yani ne diyeceğimi şaşırdım. Zaten o sırada yutkunamıyordum bile. Böyle gözlerimden yaşlar geliyordu. Ya ben o arada bir espri yapmıştım, sen hiç gülmemiştin değil mi? Bak şimdi hatırladım, alınmıştım ha. Ben o sırada ölüyordum, sen onu biliyor musun? Ya ben nasıl yutkundum, nasıl yuttum onu bilmiyorum bile. Allah'ım yarabbim ya. Leman kız o gün senin başına bir şey gelseydi var ya... ...bütün Antakya'da benim adım çıkardı. Evlenmek istediği kızı az kalsın canını alıyor dedi. İnsan Allah korusunlar ya, aşk olsun. Allah. Allah korusun tabii. Çakır gördüm. Allah, Allah'ım sana şükürler olsun ya. Yani beni koca Antakya'da şu banka oturtup... ...elim üstten o kızı karım yaptın ya. Şükürler olsun ya. Çok seviyorum ben seni kızım. Ben de seni çok seviyorum. Allah'ım. Aa, dur dur.
Bak karı koca bir tane selfimiz bile yok. Hadi gel. Hemen selfie çekelim. Hayır, bulaştırma beni ya. Ay yok valla arkadaşlar. Valla dur ya. Fotoğrafım yok. Hayır, hayır, hayır. Gel. Ben. Gül bakayım. Geceler yenge. Benim için pek de iyi bir gece değil İhsan. Dur da biraz konuşalım seninle. Hayırdır yenge? Abimle ilgili bir şey mi? Senden hiçbir zaman hoşlanmadım İhsan. Pardon? Abinin hatırı için sustum. Bütün çiğliklerini, küçük hesaplarını, kurnazlıklarını görmezden geldim. Yenge sen ne diyorsun ya? Ayıp olmuyor mu? Ayıp ha? İnsan yediği kaba pisler mi? Evini açan abisine ihanet eder mi? Al bak bakalım videoya. Al, al da bak. Bu video ne anlama geliyor? Sen ne zamandan beri bizim arkamızdan iş çeviriyorsun ha? İhsan Bey, altınlar her zamanki gibi kütüklerin içine gizlendi. Tırlar sevkiyatı hazır efendim. Şimdi git. Bu vicdanınla kafanı yastığa koy ve uyu bakalım. Yarın abin, yeğenlerin bu videoyu izleyecek ve senin nasıl bir hain olduğunu görecek. Açıklamalarını onlara yaparsın artık. O video neydi İhsan? Azade ne ihanetinden bahsediyor? Ben ne yaptıysam bizim için yaptım Meryem. O kadın yıllarca hem abimin hem de benim hakkımızı yedi. İşte şimdi hakkımızı tekrar geri alıyorum. Ne hakkı İhsan? Sen ne yaptın Allah aşkına? Meryem, o kadın yıllarca ikimizi de çok çektirdi. Ama şimdi bak. Şimdi biz Zeytin'le yeniden aile olduk. Paramız da var.
İstediğimiz yerde, istediğimiz hayatı yeniden kurabiliriz. Şimdi çık zeytini hazırla. Buradan çıkıp gidelim. Ya sabah olmadan bizim buradan çıkmamız gerekiyor. Ha, hadi. Yani her şeyi geride bırakalım artık. Sen beni delirtmek mi istiyorsun İhsan? Biz neden kaçıyoruz? Hemen şimdi bana her şeyi anlatıyorsun. Hemen! Ya tamam Medya, tamam bağırma. Anlatıyorum. Lafı geveleme. Azade sana ne izlettirdi? Yarın abine neyi anlatacak? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Şirketin hesabından kendi payımı kendi hesabıma aktardım. Hepsi bu. Başka bir şey yok. Sen para mı çaldın? Sen kendi hesabıma derken sen mal mı kaçırdın? Ya ne yapsaydım? Hı? Azade eninde sonunda seni de beni de kapının önüne koyacaktı. Ama şimdi paramız var. Lütfen çık ve hazırla şu zeytini hadi. Yazıklar olsun sana ya. Sen abinin çatısı altında yaşarken bunca yıl bize haram lokma mı yedirdin? Ya ben pavyonda çalışırken bile kendi alın terimle çalıştım, kazandım. Ya sen bunu bize nasıl yaparsın? Sen ailene nasıl ihanet edersin? Abartma Bediye. Zeytin'e çok güzel bir gelecek hazırlayacağız. Onu en güzel okullarda okutacağız. Ona en güzel giysileri alacağız. Abartıyorum öyle mi? Abartıyorum. Ya ben seni tanıyamıyorum İhsan. Sen kimsin? Benim kocam kim? Ya ben bu parayı o çocuğun boğazından geçirir miyim ya? Sen beni hiç mi tanımadın? Ya ben o çocuğu aç bırakırım, ne bileyim kuru ekmek yediririm. Ama yine de o parayı onun boğazından geçirmem. Gerekirse gece konduda yatsın, yamalı elbiselerle geçsin. Ama senin gibi bir babası olmasın. Medya. Medya. Yalvarırım. Çık zeytini hazırla. Bizim buradan bir an önce çıkmamız lazım. Bunlar beni polise vermiş olabilirler. Ha? Sabah olmadan bizim buradan çıkmamız gerekiyor. Yalvarıyorum hadi. Zeytini hazırla. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gidiyorsan yalnız gidiyorsun. Biz o çocuğu yurttan güzel bir hayat yaşasın diye aldık buraya getirdik. Onu böyle paramparça, kaçak göçek, namussuz bir hayat yaşasın diye getirmedik. Bundan sonra planlarını yalnız yap İhsan. Çünkü ben yokum. Ne geçiyor aklından? Hiçbir şey. Sen çocukken de böyleydin. Nasıl? Arzularını hiç saklayamazdın. Hemen ele verirdin kendini. Artık çocuk değiliz. Ama sen eski Yaman'sın. Ben de eski Yaman'dayım. Yaman. Dur ne olur. Bak ben seni istiyorum. Senin beni istediğin gibi istiyorum. Hani ben seyisin oluyordum? Hani beni yanına yakıştırmıyordun? Ne oldu şimdi böyle şeyler söylüyorsun? Ben anlamadım. Hı? Konuşmayalım bunları. Beni hala sevdiğini söyle. Söyle. Ben istemiyorum. Bitti. Ama ben buraya bizim için geldim. Senin için geldim. Sen haklıydın. Biz olmalıydık. Her şeye rağmen. Biz diye bir şey yok ki. Oyun bitti. Ne oldu şaşırdın mı? Bu sefer de sen şaşırdın değil mi?
senin için ölen biten ben. Seni artık istemiyorum. Sen beni sevmiyorsun ki kızım. O bir bakışında parmağınla oynatabileceğin yaman yok artık karşında. Beni istemiyorsun artık öyle mi? İstemiyorum. Hani beni seven yamanlardı. Nasıl vazgeçti sen benden böyle? Ne demek oluyor bu? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Söyle. Ayşe Hanım, yok öyle geceleri başını yastığa koyup mışıl mışıl uyumak. Yok öyle rahat rahat uyumak. Ben uyuyamıyorum artık. Uyku bana haram oldu. Dağıldım ben, dağıldım. Bittim. Bitirdin beni Ayşe. Bana yaşattıklarının hesabını vermeden sana da uyku aram. Ne diyorsun sen ya? Kayboldum ben, kayboldum. Bitirdin sen Ferit'i. Ben de sana geldim. Ferit'i arıyorum. Belki sende bir Ferit kalmıştır ha. Var mı sende bir Ferit? Hadi bana bir şey söyle Ayşe. Bana bir şey anlat. Bana güç ver. Bana öyle bir şey söyle ki ben nefes alayım, kendime geleyim. Bütün dünya üzerime çökmüşken ayağa kalkayım. En azından insan içine çıkabilecek gücüm olsun. Ben seni utandıracak. Ben seni yok edecek hiçbir şey yapmadım. Bugün her şeyi anlattım sana. Artık söyleyecek hiçbir şeyim kalmadı benim. Ben şimdi kocan olarak dinlemeye geldim seni. Ben sana ne söylersem söyleyeyim, sen inanmak istediğine inanıyorsun. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok artık benim. Ben sana inanmak istemiyor muyum sanıyorsun? Hı? Bak. Bak sen yanımdasın. Konuşuyorsun. Kalbim nasıl heyecanla atıyor. Ayşe, madem söyleyecek bir şeyin yok, bari bir yalan söyle be. Sen ne söylersen söyle. Mesela o fotoğraflardaki kız ben değilim de. Sen de. Tamam mı? Sen de. Ben seni o kadar çok seviyorum ki. Sen de ben inanırım. Ama bir şey söyle bana. Ya da boş ver söyleme. Dokunma sakın bana, yaklaşma. Sakın. Kocanım ya senin. Daha doğrusu avın. Sen de avcısın. Az kalsın avlıyordun beni be Ayşe. Allah kahretsin ya. Ya Allah kahretsin. Bahi niye söylememişim ki ben sana? Ya yeter artık, yeter. O fotoğraflara da inan Ferit, tamam mı? Onlar da gerçek. Ben iğrenç, çok kötü, aşağılık bir kadınım ya. Sen ne kadar vicdansız bir insansın ya. Ya Ferit lütfen git. Bak ne olur git artık. Seni görmek bana acı veriyor. Lütfen anla artık ya. Ya seni her gördüğümde o senin gözündeki iğrenç Ayşe'yi görüyorum. Onu hissediyorum kendimde, onu. Lütfen artık bana bunu yaşatma, istemiyorum ya. Lütfen git artık, git, git, git. Seni affedemiyorum. Bana inanmayan birini neden seviyorum? Aşk insanı aptallaştırıyor. Neden bir başkasının gözlerine teslim oluyor? Niye hala öpmek istiyorum seni?
Sana o kadar kırgınım ki. Ama vazgeçemiyorum. Seni çok seviyorum. Ferit, Ferit lütfen yavrum, lütfen bırak gitme. Lütfen, lütfen sil beni, lütfen. Gelme artık, lütfen sil beni, lütfen unut Ferit, gelme istemiyorum. Ne böyle senle? Ne de sensiz. Bırakamıyorum. Yazık yaşanmıyor. Çaresiz. Ne bir arada. Ayrı. Olmak imkansız. Hiç sebepsiz. Ne hayallerle. Ümitlerle. Mutlu olmaktı. Dileğimiz. Suçlu ne sensin, ne de benim. Şimdi sensizim, sen de bensiz. Bir an gelip de küllenince, yüreklerimiz dinlenince. Başka sevgilerde teselli bulunca, İşte biz o gün düşüneceğiz. Bir an gelip de küllenince, yüreklerimiz dinlenince. Başka sevgilerde teselli bulunca, İşte biz o gün düşüneceğiz. Etrafımızı sarı verecek bir boşluk ya asla bitmeyecek. Her şey bir anda anlamsız gelecek. İşte biz o gün tükeneceğiz. İşte biz o gün tükeneceğiz. Düşüneceğiz etrafımızı.